Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Roketsan tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinde modüler zırhlı kule sisteminin test atışları başarıyla tamamlandı adıyla yeni bir video yayınlandı. Videonun açıklama bölümünde yeni geliştirilen kulenin yüksek koruma kabiliyeti, gelişmiş atış yeteneği ve en hafif sistem ağırlığında en yüksek beka seviyesinde olduğu vurgulandı. Aslında Roketsan bu konuda 8 ay önce yayınlamış olduğu bir video ile modüler zırhlı kule çalışmalarını duyurmuştu. 8 ay önceki videoda M60A3 tankı üzerinde bir kulenin geliştirildiğini ancak bazı bölümlerinin daha henüz tamamlanmadığını görmüştük. Bu videoya kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeni yayınlanan videoda artık kulenin çok daha olgunlaştığı görülmektedir. Roket san tarafından video üzerinde pek çok ufak bilgi verilerek modüler zırhlı kulenin detay bilgileri paylaşılmıştır. Şimdi ilk olarak bir dakikalık bu kısa videoyu beraberce izleyelim ve ardından video üzerinde verilen bilgileri analiz ederek konunun detaylarına ulaşalım. Kapıyı ilk olarak yukarıdan görmekteyiz. Yukarıdan bakıldığında kulenin namlunun gösterdiği istikamette göre V şeklinde olduğu yani ileriye doğru geniş bir koruma sahası oluşturacak şekilde tasarımın yapıldığı görülmektedir. Tanklar normal olarak en yüksek tehdidi cepheden bekledikleri için yani karşılarından bekledikleri için en yüksek korumanın da bu bölümde olmasını tercih ederler. Dolayısıyla Roketça'nın tasarım tercihi de doğru bir tercihtir. Ayrıca kule yanlarında ve gerisinde balistik koruma barlarının bulunmasıyla özellikle RPG türevi tank sefer silahlarına karşı koruma tedbirlerinin de alındığı görülmektedir. Video üzerinde ilk olarak üstün koruma kabiliyeti vurgulanmıştır. Normal olarak tankın üzerindeki zırhın koruma kapasitesini daha da artırmak için zırhın miktarı ve dolayısıyla da ağırlık da artar. Roketsan en hafif sistem ağırlığında en yüksek koruma kapasitesi ifadesiyle elinde bulundurduğu zırh teknolojisinin üstün bir teknoloji olduğunu ve zırhın ağırlığını artırmadan tankın koruma kapasitesini artırabildiğini vurgulamaktadır. Yine verilen bir başka önemli bilgi ise tandem başlıkta antitank güdümlü füzelerine karşı yüksek bir koruma seviyesinin olduğu ifade edilmektedir. Bilindiği gibi tandem başlıklı füzeler arka arkaya iki patlama yaratarak reaktif zırhlara nüfuz edebilecek antitank silahlarıdır. Roketsan'ın test ve geliştirme aşamasında zırh modülleri üzerinde çeşitli antitank mühimmatları ile testler yaptığı bilinmekteydi. Dolayısıyla mevcut zırhın kornet ve tov gibi Dünyada yaygın olarak kullanılan güçlü tandem başlıklı füzelere karşı korumasının olması büyük bir zorunluluktur. Kornet ve Tov gibi güçlü tandem başlıklı füzelere karşı koruma yeteneği, Roketsan, modüler zırhlı kulesinin performansını belirleyici çok önemli bir etkendir. Koruma bölümü ilave bilgileriyle devam etmektedir. Düşük silüet bölümü bunlardan biridir. Önemsiz gibi görünse de, bir tankın düşük silüete sahip olması gerçekte çok önemli bir koruma kriteridir. Bir tank ne kadar düşük silüete sahip olursa hasım tank ve tank savarlar için o kadar küçük bir hedef olacaktır. Ve vurulma ihtimali çok daha düşük olacaktır. Yüksekliği 3 metre olan bir tank ile 2,5 metre olan bir tankın isabet alma oranları arasında çok büyük bir fark vardır. Düşük silüet bilgisinin yanında Verilen bilgi ise biraz daha teknik bir bilgidir. Burada kısaltması verilen APFSDS kısaltması zırh delici kuyruk dengeli sarf edilebilir sabotlu mermileri ifade etmektedir. Tank topları ile atılan bu mermiler günümüzde tankların hasım tankları etkisiz hale getirmek için kullandığı çok yüksek hızlı kinetik enerjili mermilerdir. Kısaca sabot mermisi olarak adlandırılan bu mermiler patlayıcı değildir yüksek hızlarıyla hedef zırhı delerler ya da çarpma etkisiyle büyük hasar verebilirler. Roketsan'ın modüler zırhlı kulesinin etkin bir kule olarak kabul görmesi için kinetik enerjili mermilere karşı da güçlü bir koruma sağlaması gereklidir. Stana 4569 seviye 6 ifadesi yine teknik bir ifadedir. Bu ifadeyle tankların zırh korumasını tespit etmek üzere NATO çapında belirlenmiş olan standarttan bahsedilmektedir. 45-69 standardı tank ve zırhlı araçların balistik koruma seviyelerini belirleyen bir NATO standardıdır. Seviye 6, NATO 45-69 standardı içerisinde yer alan en yüksek koruma seviyesini ifade etmektedir. Devam eden bölümde modüler zırhlı kule ile ilgili olarak sökülebilir ilave zırh modülleri ile değişken koruma seviyesi bulunduğu tanklara, zırhlı platformlara entegrasyon yapılabildiği bilgisi verilmiş. Bu noktada M60A3, T72, Leopard A1 gibi tank isimleri yer almıştır. M60A3 ve Leopard A1 tankları Türk ordusunda bulunmaktadır. T72 tankları ise Azerbaycan gibi kardeş ülkelerde bulunmaktadır. Bu noktada Roketsan'ın öncelikli hedefinin Türkiye ve Azerbaycan'da tank modernizasyonu projelerini gerçekleştirmek olduğu düşünülmektedir. Modüler zırhlı kule ifadesiyle zaten zırh modüllerinin sökülebildiği ve değiştirilebildiği anlaşılmaktadır. Ancak değişken koruma seviyesi ifadesi, Roketsan'ın mevcut teknolojisiyle istediği ya da talep edilen koruma seviyesinde zırh modüllerini üretebildiği sonucunu doğurmaktadır. Bu sonuç, Türk savunma sanayi için son derece olumlu bir haberdir. Videoda yer alan en çarpıcı bilgi ise modeler zırhlı kulede otomatik doldurucu sistemi bulunduğu bilgisidir. Otomatik doldurucu özellikle Doğu bloğu menşeili Rus ve Çin tanklarında yoğun olarak kullanılan ancak Batı bloğunda Fransız Leclerc tankı hariç pek fazla örneği görülmeyen bir sistemdir. Mürettebat olarak tankın gövde bölümünde şoför bulunur. Kule bölümünde ise tank komutanı, nişancı ve doldurucu bulunur. Modern bir batı bloğu tankının personel mevcudu genel olarak 4 kişidir. Doğu blokunda ise otomatik doldurucu nedeniyle kulede sadece tank komutanı ve nişancı bulunur. Türkiye bugüne kadar batı bloğunun bir üyesi olarak otomatik dolduruculu tankları tercih etmemiştir. Eğer Türkiye roket üretimi modüler zırhlı kuleyi tercih ederse, bu durum Türkiye'nin 3 mürettebatlı otomatik dolduruculu bir tankı tarihinde ilk defa kullanacağı anlamına gelmektedir. Videoda görülen modüler zırhlı kule üzerinde 105 mm top sistemi bulunmaktadır. Roketsan değiştirilebilir silah sistemi ifadesiyle gerektiğinde 105 mm top yerine T-72 tanklarında kullanılan 125 mm namlunun takılabileceğini ifade etmektedir. Kule bölümünde bulunan tank komutanı ve nişancı namlunun sağ ve sol tarafında olarak gösterilmiştir. Normal olarak M60 A3 tankı kulesinde tank komutanı ve nişancı tandem olarak namlunun şu anki resme göre sol tarafında bulunmaktadır. Videodaki görüntüden M60 kulesinin tam olarak esas alınmadığını ve tamamen farklı bir kule dizaynına yönelindiğini otomatik doldurucunun da orta bölümü işgal ettiğini anlamaktayız. İlerleyen bölümlerde yakın mesafe görüş sistemi, lazer uyarı sistemi gibi bilgiler verilmiştir. Özellikle tank mürettebatının, çevresel farkındalığının ve lazerle mesafe ölçme ve lazerle işaretleme yapan anti-tank silahlarına karşı yeteneklerinin artırıldığını anlamaktayız. Tank kulesi üzerinde uzak kumandalı silah sistemi de bulunmaktadır. Böylelikle tank personeli dışarıya çıkmadan, uzak kumandalı silah sistemi ile hedeflerine angaja olabilecektir. Tank personelinin geçmiş muharebelerde özellikle kule dışında bulunduğu anlarda hedef olduğu ya da zayiat verdiği düşünüldüğünde uzak kumandalı silah sistemi entegrasyonu tankçı personelin hayatta kalması için önemli bir katkı sağlayacaktır. Videoda yer alan bir başka önemli detay tankın nişan ayarını yapan personelin omuz peçinde Roketsan Balistik Koruma Merkezi ambleminin bulunmasıdır. Tank namlusuna yerleştirilen ağız dürbini ile nişan ayarı yapan personelin balistik koruma merkezinde görevli olduğu anlaşılmaktadır. Modüler zırhlı kulenin en önemli bileşeni zırh modülleridir. Dolayısıyla projenin esas noktası uygun bir zırhın geliştirilmesi ve bu zırhın kuleye monte edilmesidir. Dolayısıyla projenin Roketsa'nın zırh geliştirilen birimi tarafından yapıldığı, yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Videonun son kısmında bir tankın nişan ayarından sonra yaptığı sıfırlama atışları görülmektedir. Hedefte patlama olmaması ve nispeten küçük delikler oluşması atışların az önce anlattığımız kinetik enerjili APFSDS mühimmatı ile yapılması nedeniyledir. Bazı izleyiciler vuruşların hedef noktasından uzakta kaldığını iddia edebilirler. Kullanılan hedef bir sıfırlama hedefidir. Yani amaç hedefte de vuruş değil, hedef noktasının tespitidir. Burada önemli olan vuruşların hedef üzerinde nerede olduğu değil, yapılan atışların hedef üzerinde birbirine ne kadar yakın olduğudur. Vuruşların birbirine yakın olması, atış kontrol sisteminin istikrarlı bir şekilde atış yaptığını gösterir. Tank mürettebatının bundan sonraki adımı, vuruş noktasını hedefin orta noktasına taşımak olacaktır. Ancak bu aşama videoda yer almamaktadır. Videoda yer alan atış bölümü için yorumumuz güzel bir sıfırlama yapıldığı yönündedir. Bundan 8 ay önce Roketsan ilk olarak modüler zırhlı kule ile ilgili videoyu paylaştığında sistemin henüz daha tamamlanmadığını ifade etmiş ve gerekli sistemler takıldığında ardından test atışları yapıldığında test atışları uygun bulunduğunda seri üretime başlanabilir yorumunda bulunmuştuk. Yaptığımız bu yorumun bugün itibariyle hala geçerli olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü modüler zırhlı kule atış testlerini başarıyla icra etse de hala gövde üzerinde bulunması gereken ilave zırhların tanka monte edilmediğini de görmüş durumdayız. Dolayısıyla modüler zırhlı kule atış testlerinin projenin önemli bir aşamasını oluşturduğunu, başarıyla icra edilen testlerin bir takip sistemin tamamının tanka entegre edilerek bir gösterim yapılabileceğini değerlendirmekteyiz. Roketsan Modeler Zırhı Kulesi ile ilgili olarak daha önce yaptığımız videolarda izleyicilerimizden gelen yorumlardan bazıları M60A3 gibi nispeten eski bir tanka böyle bir modernizasyonun gerekliliğini sorgulamaktaydı. Savunma Türkiye kanalı olarak bu konuya ilişkin yorumunu şöyledir. Türkiye'nin Altay gibi modern bir tank projesi bulunmaktadır ağır siklet diyebileceğimiz Altay tankının seri üretime başlaması motor sorununun tam olarak çözülmesiyle alakalıdır. Bu sorunun çözülmesinin maalesef zaman aldığı da ortadadır. Ancak geçen süre içerisinde Türkiye'nin envanterinde bulunan orta siklet diyebileceğimiz 600 ila 700 arasındaki M60 tankının ilave yeteneklere sahip olması yakın Türkiye'nin ve Türk Kara Kuvvetleri'nin caydırıcılığına önemli bir katkı sağlayacaktır. Yeni Roketsan tank kulesiyle sadece Türkiye'nin ihtiyaçları karşılamanın da ötesinde dost ve müttefik ülkelerin de envanterinde bulunan tanklara modernizasyon uygulanabilir. Dolayısıyla Roketsan, Altay tankı kapsamında elde etmiş olduğu yeteneklerle Türk savunma sanayinin üretim yeteneklerine yeni bir katkı daha yapmış durumdadır. Roketsan tarafından geliştirilen modüler zırhlı kuleyi incelediğimiz videomuz burada sona eriyor. Konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi, sorularınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomuzu beğenerek, konuyu öğrenmesini istediğiniz dostlarınıza paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Türk savunma sanayi ile ilgili abartısız, şişirilmemiş en doğru yorum ve videoları bulmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Savunma Türkiye'nin bir diğer sosyal medya hesabı olan Twitter ya da X hesabına kanalımız ana sayfasından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.